Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Kasım ayına 1 Kasım'da hemen ayın başında doğacak Akrep yeni ayıyla başlıyoruz. 9 derece Akrep yeni ayı 6. evinizde doğacak. Güneş 22 Kasım'a kadar da Akrep burcunda ilerleyecek. Bu yeni ayla birlikte biraz günlük yaşamınız, iş ve çalışma koşullarınızda bazı önemli etkiler olabilir, yenilikler, düzenlemeler söz konusu olabilir. Kendi içinde krizler, dönüşümlerle ilgili bir yeni ay bu. Çok rahat enerjileri yok. Biraz zorlayıcı, biraz belki manipülasyonun olabileceği, duygusal baskıların olabileceği bir süreç aslında. Yönetici gezegeni Mars 29 derece Yengeç'te. İkinci evinizde Mars Plüto karşıtı aktif. Bu yeni ay sırasında dolayısıyla iş, meslek, çalışma ve tabii ki para konularında sizin için önemli etkiler var. Hani bu bir işten ayrılma ya da iş koşullarınızda olabilecek kontrol dışı değişimler olabilir. Ama tabii bazılarınız için bir işe başlama, mesleki alanda da önemli kararlar verme şeklinde olabilir. Kazançlarınızla ilgili alanlarda belki bir maddi anlamda yetersizlik hissediyorsunuz. Burada beklentileriniz var para konularında, ancak bu yeni ay bu alanlardaki gerginlikleri, huzursuzlukları biraz arttırabilir ya da bir süreç içerisinde burada sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz, özellikle kaynaklarınız ve parasal konularda. İş konularında yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz veya hani değer görmediğinizi düşündüğünüz konular olabilir. Yani siz çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama yeterince karşılığını alamıyorum, değer göremiyorum gibi endişeleriniz olabilir. Bu alanlarda çok duygusal davranmamak gerekiyor. Tabii ki paranızı da yönetirken hani gereksiz borçlanmamak, özellikle bir iş yatırımı yapmak istiyorsanız temkinli hareket etmeniz, burada hani dürtüsel hareket etmemeniz gerekiyor. Çünkü Mars gerilemeye başlayacak önümüzdeki dönemde ve 18 Nisan'a kadar da aslında bu Yengeç burcundaki etkisini tamamlamayacak. Yani buralarda böyle bir ileri geri hareketi olduğu için para alanlarında 18 Nisan'a kadar, bu da uzunca bir süreç aslında, para konularına, bütçenize, gelir gider dengenize temkinle yaklaşmanız gerekiyor. Burayı iyi yönetmeniz gerekiyor. Özellikle yönetici gezegeniniz Merkür'de, Uranüs'te karşıt açıda, bu hemen ayın başında ve yeni ay sırasında. Dolayısıyla hızlı düşünme, hızlı karar verme, düşünmeden hareket etme eğilimleriniz olabilir. Sinirli olabilirsiniz, stresli olabilirsiniz. Öfkelenmeyin, agresif davranmayın, çünkü beraber çalıştığınız kişilerle de biraz sorunlar çıkabilir. Bunun sizin sağlığınıza olan yansımaları da olabilir. Sağlık konularını ihmal etmemek gerekiyor sevgili ikizler. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz, görmezden geldiğiniz bir probleminiz varsa bu yeni ay bu konuyu gündeme getirebilir. Onunla uğraşmanız, belki önümüzdeki birkaç ay bu sağlıkla ilgili konuyu daha fazla dikkate almanız gerekebilir. Yani aniden ortaya çıkabilecek bir sindirim sistemi problemi ya da bir diş problemi ya da herhangi bir kronik sorununuz yeni ay ve takip eden günlerde biraz hayat kalitenizi zorlayabilir. Dolayısıyla sağlığınızı, yaşam enerjinizi iyi tutmanız gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Bu yeni ay sabit burçlarda, özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Akrep, Boğa, Aslan, Kova gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni ay bahsettiğim tesirleri daha fazla size getirebilir. Ama çok dönüştürücü bir yeni ay. Yani bu yeni ay ile birlikte işte sağlığınızla ilgili zararlı bir şeyler varsa bırakmaya karar verebilirsiniz. Çünkü Akrep gerçekten arındırıcı bir enerjidir. Zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz. Sizin için doğru olmayan bir işi bırakabilirsiniz. Bununla birlikte gerçekten hayatınızda çok radikal dönüşümler, beslenme, sağlık, İşte eğitim, iş konuları, günlük yaşam, alışkanlıklar, tüm buralarda önemli dönüşümler, değişimler yapabilirsiniz. Bununla birlikte biraz hani bazılarınız, hepiniz değil, evcil hayvanlarla ilgili konularda tesirler alabilirler. Bazı akrabalarınız, onların sağlıkları ve yakınlarla ilgili konularda da biraz krizler, hani duygusal olarak sizi etkileyebilecek ya da hani maddi olarak da etkileyebilecek konular gündemde olabilir. Şimdi yönetici gezegeniniz Merkür ayın 3'ünden itibaren Yay burcuna geçiyor.
Ve burada tabii ki retroya da hazırlanıyor. Onu da unutmayalım. Karşıt burcunuzda bir Merkür. Dolayısıyla biraz hani her türlü ilişki dinamiğinize daha fazla iletişim getirmeye başlayacak. Evli olanlar, hani eşinizle bir şeyleri daha fazla konuşmanız, anlaşmanız ya da anlaşmaya çalışmanız gerekiyor. İş birliklerine, ortaklıklara daha yatkınsınız. Bununla birlikte bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz gündeme gelebilir. Bunları özellikle ayın 25'ine kadar süreçte devam eden konuları tamamlamaya çalışın. Çünkü retrodan önce buralarda hareket etmek daha doğru. Eğer kararsız kalıyorsanız biraz daha sabırlı olmanız, belki sürece yaymanızda fayda var. 15 Kasım'da ise 24 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. ev Dolunayı. Yani 12. ev geri planda kalan, biraz daha hani gerek duygusal anlamda, zihinsel anlamda kapalı konular, bilinçaltınızla ilgili konuları aydınlatabilir. Yani kendinizle ilgili bazı farkındalıklarınız olabilir. Ama gizli olan bazı konular da hayatınızda aydınlanabilir. Belirsizlikler ortaya çıkabilir örneğin. Ya da iş hayatınızda beraber çalıştığınız kişilerle ilgili alanlarda bir güvensizliğiniz varsa ya da bir beklentiniz varsa, işte buralarda konular bir netleşebilir. Sağlığınızla ilgili konular biraz netleşebilir. Hani örneğin bir sağlık sorunu çıktı, bunu nasıl tedavi edeceğim, ne yapacağım, nasıl yol izleyeceğim gibi konunuz var. Bu dolunayla birlikte artık bir netleşebilir, bir teşhis olabilir, bunun tedavisi konusunda bir karar verilebilir. Bunun gibi konular gündeme gelebilir bu dolunayla birlikte. Dolunayın yöneticisi Venüs, o da Oğlak burcunda olacak. Para konularında bir sigortadan destek almanız veya hani böyle bir ihtiyacınız için bir parasal kaynakla ilgili belki bir kredi bulmak ve benzeri varsa bir ihtiyacınız, hani bunu bulmanız, burada istikrarlı adımlar atmanız söz konusu. Çünkü bu Boğa dolunayı ister istemez hayatımızda bir güven, bir huzur gerektiriyor. Onun arayışını ortaya çıkarıyor. Ancak Uranüs'le birleşen bir dolunay olduğu için huzursuzlukları da içinde barındırıyor. Yani şartlar biraz ani, sürpriz olabilir. Hiç beklenmedik konularda olabilir. Yani bu bir ortaklı işinizde eşinizin ya da ortağınızın kaynakları, parasal durumuyla ilgili sürpriz bir gelişme. Eşinizin bir anda bir işe girmesi ya da bir işten ayrılması ya da işte böyle bir finansal alanda beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşmanız gibi konular, bunlar içinde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Boğa, Akrep, bu burçların böyle bir 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli etkiler getirebilir, belirleyici olabilir sevgili ikizler. 20 Kasım'da Plüto Kova burcuna geçecek, artık tamamen yerleşecek. Tekrar Oğlağa dönmüyor. Bu kolektif bir gezegen olduğu için bilimsel, teknolojik ve sosyal alanlarda toplumlar üzerinde önemli etkileri getirmeye artık başlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de Kova burcunda artık ilerlemesini başlatacak. Sizin için de olumlu bir pozisyonda. Yani dost bir burç Kova'dan gelecek bu enerji. Uzun vadeli, yani 20 yıllık bir süreç Plüto Kova'dan güçlü bir destek alacaksınız sevgili ikizler. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor, ilişki evinize. Bu tabii ki önemli bir değişim, önemli bir enerji değişimi. İlişki dinamikleriniz özellikle 22'sinden itibaren daha fazla aydınlanmaya, dikkat çekmeye başlayacak ama Merkür ayın başından beri aslında Yay burcunda olduğu için hani bir şeyler hep ilişkilerle de bağlantılı bu ay içerisinde. Ancak 26'sında Merkür geriliyor. 15 Aralık'a kadar Merkür retro. Hem yönetici gezegeniniz hem karşıt burcunuzda olacak. Bu biraz zor bir yerleşim. Yayda zayıf bir Merkür karşıdan gelecek. Dolayısıyla bir de yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla kararsızlıklar, belirsizlikler, iletişim sorunları yaratma potansiyeli var. Özellikle eşinizle anlaşmazlıklarınız olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklarda biraz daha karışıklıklar olabilir yani bu dönemde. Özellikle ayın 25'inden itibaren imza atmayın. Anlaşmalara biraz temkinli yaklaşın. Yeni kararlar vermemeye çalışın. Eğer bunlarla hani öncesinde birkaç haftadır hani gündemde olan bir konuysa tabii ki devam ettirebilirsiniz. Ancak işler yavaşlayabilir. Sizin enerjiniz düşebilir, motivasyonunuz azalabilir. Bilgi trafiğinde böyle birbirinizi anlamalarda falan sıkıntı olabilir. Dolayısıyla bunlar kafa da karıştırabilir, konsantrasyonu da bozabilir. Böyle bir dönemde çok hızlı karar vermemek her konuda, anlaşmalarda, alışverişlerde, imza atma sözleşmelerde, buralarda hep böyle bir temkinli olmakta fayda var. Eşinizi de
daha anlayışlı, daha sağduyulu yaklaşın eşinize. Özellikle çünkü onun da bazı konularda hani size karşı serzenişleri artabilir. Özellikle geçmişten gelen konular tekrar tekrar bir gündeme gelebilir. Bunları çözmeniz gerekebilir sevgili ikizler. Hepiniz bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.